Diyor ki bir izleyicimiz, bakın nasıl yakalıyorlar ya Sayın Aydoğan. Hadi soyadını söyleyeyim. Aytunç Bey diyor, programlarını zevkle izliyorum, severek izlerim kendisini. Bazı eserlerini de okudum. Takdir ettiğim bir araştırmacı ve yazarımızdır. Özellikle Hristiyanlık ve Yahudilik konusunda çok ilginç çalışmaları var. Yalnız İngiltere'de oturduğunu söyledi Sayın Altındağ diyor. Burada bir sıkıntı yaşamıyor mu diyor. İngiltere'de bir sıkıntıyla karşılaşmıyor mu diyor. Hem bu kadar mesela İngiltere'nin içine geliyor mu diyor bu çalışmalara diyor. Bakın şöyle hemen bir cevap vereyim ona. Ben Türkiye'de daha çok problem yaşıyorum. Çok enteresandır. Bizimkiler kraldan daha fazla kralcı. Yani İngiltere'de bu eleştirileri yapmak mümkün. Fakat Türkiye'de yani mesela fişlenmiyor musunuz? Telefonlarınız dinlenmiyor mu? Takip ediliyor değil, musunuz? Öyle bir şey yani, değil. Yani böyle bir korku yaşıyor musunuz? Bütün yabancılar her tarafta, dünyanın her ülkesinde bütün yabancılar daima birinci dereceden şu veya bu şekilde dikkate alınır. Hı hı. Ama benim anlatmak istediğim şu. Ben bu kitapları yazıyorum, bu çalışmaları yapıyorum ama İngiltere'de bunları yapabilmek, yazmak mümkün. Fakat enteresandır, ben Hristiyanlıkla ilgili, Yahudilikle ilgili kitap yazdığım zaman Türkiye'de o Fethullahçı denilen çevre bana etmediği küfürü bırakmıyor. Hı hı. Ve etmedikleri iftira kalmıyor. Değil mi? Yani hakikaten sıkıldım yani şeyden. Bunun arasında para veriyorlar birilerine, hakkında kitaplar yazdırtıyorlar. Bir herifin biri, bir tane, yani kelimeyi söylemek istemiyorum, bilmem kim. Gitti kitaplar yazdı, yok beni hilafet bilmem necisi ilan ettirdiler. Her bir şeyi yapıyorlar. Ama bunlar önemli değil. Ben kafam rahat ve çalışabileceğim ortam istiyorum. Evimin her dakika basılmaması benim, biliyorsunuz evime girdiler, tehditler yaptılar, gittiler yaktılar belgeleri, onları bulmak sanki kolaymış gibi, gittiler yaktılar bir sürü belgeyi, orijinal bunlar. Biliyorum. Gitti. Ben bunu istemiyorum. Yani gideceğim, ben bir yerde oturup çalışayım istiyorum ben, rahat rahat. Ve rahat rahat çalıştıklarımı yazayım ve söyleyeyim, korkutucu. Evet, evet. Yani ben onun için ne yapacağız şimdi, mesela izleyicimiz soruyor, ne yapalım diyor. Yani Finlandiya'ya mı gideceğiz, İngiltere'ye mi gideceğiz? Hayır diyor. Bir yere gidilmesin. Yani memlekete sahip çıkmak sadece sözle olmuyor ki. Yani sahip çıkabilmek sadece sözle yapılabilecek bir iş değil. Türkiye artık kuvveden fiile geçmek döneminde. Yani bir sözlü halden artık onu çıkartıp daha değişik bir şekilde ifade etme dönemindedir. Evet, şimdi iki tane mesaj okumak istiyorum değerli izleyicilerimiz. Hani siz benim yerimdesiniz ve okuyorsunuz. Şimdi burada bir sürü sizlerden gelen şeyler var. Bir izleyicim diyor ki, bugün Kürtler üzerinde yapılan baskı ve zulüm Türklere yapılmış olsaydı ne düşünülürdü? Ve Kürt halkının varlığı neden hazmedilemiyor? Oysa Kürt bir ulustur diyor. Ad soyad yok. Şuradan gösterebilirim. Şöyle hemen bir yakın rica edeyim mi arkadaşlar? Yani şu ilk işaretlediğim mesajlar lütfen. Şöyle. Şuradan itibaren alırsak kameraya. Değerli izleyicilerimiz. Şöyle hemen bir şey göstereceğim size. Hazır. Gördük mü? Şu ilk. Evet, şu mesaj. Bakın isim soyad yok. Hemen bir değil, bir alttaki mesaja bakın lütfen. Ben Kürt'üm ama Türkiye'de Kürt sorunu yoktur diye devam eden mesajı da okuyabiliyor musunuz değerli izleyicilerimiz? Malatya'dan. Görüyor musunuz? İsmini de vermiş Abdullah Bey. Ben soyadını kapatıyorum şöyle. Ben Kürt'üm diyor ama diyor. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Türkiye'de Kürt sorunu yoktur. Türk milleti diyor, var. Hayır, bu başka bir izleyicim. Şimdi bu izleyicim, Kürt olan izleyicim adını veriyor ve diyor ki Kürt sorunu yoktur. Çok özür diliyorum. Ne idüğü belirsiz. Kürt mü değil mi? Olmadığına da inanıyorum. Bir Kürt böyle kaçak güreşmez, mert olur onlar. Burada isim yok, bir şey yok. Diyor ki seni niye rahatsız ediyor? Şimdi bunu kim yazdı? Eğer bunda ciddiysen adını soyadını yaz. Mertçe, erkekçe, delikanlıca. De ki tamam, ben bunu yazdım, ben bunun arkasında duruyorum. Hadi bakalım. Bak bir alttaki mesajda da izleyicim diyor ki, evet, delikanlıca ismini, adını soyadını, ben Kürt'üm
ama Türkiye'de Kürt sorunu yoktur diyor. İşte sıkıntımız da bu zaten. Tabanın evet. Bir şey yaşamıyoruz yani bu tabanda. Bu PKK olsun, başkaları olsun, Kürt halkını temsil etmiyorlar. Kürtleri temsil etmiyor bu insanlar. Bunlar başkalarının elinde maşa olmuş. Bunların da, bunlara da kanmış saf çocuklar var. Bu olay böyle gidiyor. Onları kullanıyorlar ve ölüme gönderiyorlar. Kendileri de büyük paralarla vesairelerle gayet sefih hayatlar yaşıyorlar. Yakından biliyoruz. Fransa'dakini biliyoruz. İngiltere'dekini biliyoruz. Almanya'da nasıl yaşadıklarını biliyoruz. Kumarhanelerde neler olduğunu, kimlerle kumar masalarında oynadıklarını, hangi tür ilişkiler içinde olduklarını, nasıl gelen eroin kaçakçılık paralarının nasıl nerelerde ne şekillerde harcandığını, aynı zamanda da Kürtçülük ve yapıldığını da biliyoruz yani. Onların hepsi de tespit edilmiş durumda. Yani hepsi de belli yani. Şimdi demin okuduğunuz o isimsiz olanda işkence yapılsaydı, şimdi onu söyledik biz. Türkiye'de işkence sorunu dersin bunun adına. Yani bir millete özel, Kürt'e özel yapılmış ki bu. Hayır, böyle bir şey. Ben Çerkez'in bir böbreğim gitti benim. Ben gözümü açtığımda Guraba hastanesi. Yani bir millete özel, Kürt'e özel yapılmış ki bu. Hayır, böyle bir şey. Ben Çerkez'in bir böbreğim gitti benim. Ben gözümü açtığımda Guraba hastanesinin morgundaydım. Ha buyurun, ben ne Kürt'üm ne bir şeyim. Benim günahım neydi diyorsun? Yani bize de oluyor. Herkese oldu. Tabii. Ama şunu da söylüyorum. Evet. Bunu da belirtmekte, yani hiç çekinmemek lazım. Kürt olduğu için işkence gören insanlar da çok sayıda oldu. Daha fazla oldu. Aynen öyle. Yani onlara daha ağır baskı yapıldı. Bu da doğrudur yani. Ya bu da, burası doğrudur işin. Ama bunun adı işkence sorunu. Kürt sorunu değil. Kürt sorunu değil bu. Ben bunu Çerkez sorunu diye görmedim ben. Çerkez olduğum için benim bir böbreğimi aldılar diye görmedim orada. Yediğim dayakta yani. Evet. Şimdi sizden o kadar güzel şeyler var ki değerli izleyicimiz, yani o izleyicimize cevaben. Ben onları şey yapmıyorum. Şimdi Aytunç Bey programın başında bir şey dedi. Dedi ki Kürtçülerle İslamcılar, değil mi, böyle bir şey el ele verdiler. Bölücüler ve irticacılar. Bir ilavede bulunabilir miyim? İşte biraz önce dediniz ki uyuşturucu parası. Uyuşturucu parası ve cemaat parası bir noktada bir araya geldi. Tabii. Türkiye'nin, aynen, Türk milletinin karşısında olan şey de sermaye, evet, yani güç de bu. Yani evet, bu belli yerlerde bu paralar ayrı ayrı veya birlikte, o kadarını bilemem, araştırsınlar meraklısı olan. Ben yıllardır da bu konuya merak duymadım. Ama görünen o ki sizin biraz önce dediğiniz Milli Güvenlik Kurulu'nda 30 yıldır bölücülük ve... Bizim niye kafamızı ütülediniz beyler? Demez misiniz? 30 sene bize niye bunu ezberlettiniz? İrticai faaliyetler ve bölücülük. Türkiye'nin en büyük önündeki tehlike, iki büyük tehlike diye anlı şanlı paşalar bir araya gelip her seferinde yarım sayfalık bir bildiri yayınlayıp en büyük tehlike irtica ve bölücülüktür dediniz. Buyurun. İkisi de iktidarda. Biri mecliste, öteki iktidarda. İkisi de kol kola gidiyorlar. Kürt açılımı, saçılımı neyse. O zaman neydi bizden istediğiniz? Zorunuz neydi beyler? 30 sene bizim niye beynimizi yıkadınız? Bu milletin. Sorulmaz mı bu soru? Bu soruyu soracaksınız. Veya aldatılmış mı hissediyorsunuz? Hayır, ben çok şükür ben aldatılmadım ama Türkiye'nin aldatılmış olduğunu hissediyorum. Yani çünkü bunları 40 senedir yazıyorum, çiziyorum ben. Onun için bana... Kim bizi aldatan o zaman? Bunları iyi bilmek lazım. Yani. İşte birileri bizi gözetliyor diyorsunuz ya. Hani böyle BBG evi falan dediler ya. Birileri bizi aldatıyor. Birileri bizi aldatıyor. Ortada toprak sorunu var diyor adam. Ya ben diyor Türkiye'yi böleceğim. Sen buna nasıl göz yumuyorsun? Bu kimlik, mimlik, mimlik, şuymuş, buymuş, bunlar palavra diyor herif. Ben seni uyutmaya bakıyorum. Nedir o? İnsan hakları. Barış, eşitlik, kardeşlik, demokrasi, cart curt.
Bir bakıyorsun bu palavraları şöyle bir kenara çekiyorsun. Söyle kardeşim ne istiyorsun diyorsun. Vallahi bu iş toprak sorunudur diyor. İşte. Bitti. O zaman da aha sana Kürdistan. Kim aldattı bizi Aytoş Bey? Kim aldattı bizi? Işte? Bizi kim aldattı biliyor musunuz? Siyasilerimiz bizi aldattılar. Siyasiler Türkiye'de devlet adamı olamadılar maalesef. Siyasetçi oldular ama. Siyaset at cambazı demektir biliyorsunuz. Osmanlı'da siyasetçi dendiğinde anlaşılan at cambazlığıdır. At cambazına siyasetçi denir Osmanlı'da. İşte bizimkiler at cambazlığının ötesine geçemediler. Tabii bazı devlet adamlarımız yetişti, onlar istisna. Ama yeterince yetişmedi. Yani yeterince devlet adamı yetiştiremedik. Yetiştiremiyoruz. Bu eğitim sistemiyle de o ilintili. Olmuyor. Bu mümkün değil. E tabii sen böyle olunca sen her türlü etkiye hazır, ağzını açmış, ayran budalası gibi batıya bakıp abi sen şöyle biz yapalım diye her dakika aa diye bakarsan o Fransız da gelir senin sana bir olayını yutturur rahatlıkla. İngiliz de gelir, İtalyanı da gelir. Amerikalısı da gelir. Amerikalısı da, İsraillisi de gelir. Ha, niye gelmesin yani? Niye gelmesin? Bu memleket niçin senin olsun? İstanbul gibi bir şehir dünyada yok. Niye bu Türk denilen adamların olsun bu İstanbul şehri? Ay niye olsun ya? Ya haklı bir gerekçe söyleyin bana. Değil mi? Sen şehrin canını okumuşsun. Olmuş 20 milyon nüfus. Bir yerden bir yere gidip gelmen mümkün değil. Nefes alman mümkün değil. Moskova'ya sokmuyor adam. Ben yıllarca yaşadım dünyanın çeşitli ülkelerinde. Tabii. Zürih şehrine İsviçre'de sokmuyor adam. Geldiğin yere gidersin diyor. Bitti. İngiltere'de de öyle. Başka yerlerde de öyle. Sen niye? Seninki niye olmuyor? Sende niçin bunu? Dere yataklarına kadar şey açıyorsun. İnşaat yapıyorsun. İnşaat yapıyorsun. Bakıyorsun şimdi çift, dere... Orman alanlarına kadar yağmalıyorsun. Dere yatağına ev yapıyor. Yaparken kaçak. Evet. Toprak beleş. Efendim? İnşaat beleş. Tabii. Devlete tek kuruş para yok. Belediyeden de kaçak, devletten de kaçak. Bir deprem oluyor. Bina kafasına yıkılıyor veya bir sel geliyor. Olduğu gibi götürüyor. Nerede bu devlet? Allah kahretsin. Vatandaş ölüyor, devlet nerede? Ya sen o kaçak evi yaparken devletten kaçan sen değil misin? Devlet geldiği anda ben değilim o deyip ortadan toz olan sen değil misin? Kafana inince ev, başlıyorsun bağırmaya. Nerede bu devlet diye. Ve bakıyorsun nerede bu devlet diyenlerin hepsi ne vergi veriyor. Ne bilmem ne, bir de kaçaktan ev götürmüş. Gecekonduyu da çakmış bir yere. Türkiye'de 300, 500, 1000 tane gecekondusu olan tek kişiler var ya. Kayıt dışı bir ekonomi. Evet. Aytunç Bey, süremiz sona erdi. Bitecek gibi değil. Ve evet. İşin üzücü tarafı da gelen bütün iktidarların, Cumhuriyet kurulduğundan bu tarafa gelen bütün iktidarların sevabı birilerinin hanesine rant olarak yazıldı ama günahı da maalesef Türk devletine çıkarıldı. Maalesef hep ve devlete... Ve günahları evet. Da evet Türk devletinin omzuna kaldı ve Türk devleti o yüzden çok töhmet altında kaldı diye düşünüyorum. Ay zaten devlet. İşte nerede bu devlet diyor. İşte devleti gibi. Yıkabilmeniz için devleti kötülemeniz lazım. Sizin kendinizden, kendi devletinizden, milletinizden, vatanınızdan nefret etmeniz gerekir. Kendinden nefret hareketi ve kültürel karamsarlık günlerindeyiz. Benden söylemesi. Çok teşekkür ediyorum. Ben senin teşekkür altından. Ederim. Kısa zamanda tekrar görüşmek umuduyla ama siz biraz zor. Almış başını gitmiş Sayın Altındal ve diyor ki yani bu şartlar altında biraz da zor gelirim. Evim basılıyor, evim yağmalanıyor, kitaplarım yakılıyor, belgelerim yakılıyor. Evet. Beni biraz zor bulursunuz diyorsunuz. Yani, evet. Dolayısıyla çok teşekkür ediyorum. Ben değerli teşekkür izleyicilerimiz ederim. Vaktinizi aldık. Bir başka gündeme dair de tekrar görüşmek dileğiyle diyorum. İnşallah görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.